Zorlu LGS sınav maratonu bitti. Sıra şimdi iyi bir liseye yerleşmekte. Bir yandan da tercih süreci başladı. Peki okul seçerken nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı. LGS'de tercih takvimi pandemi gölgesinde başladı. 1 milyonu aşkın öğrenci zorlu sınavın ardından şimdi de kayıt için ter dökecek. Dün biliyorsunuz LGS süreci başladı. Telefonlarımız susmak bilmiyor ve gelen ziyaretçilerimiz çok fazla. İyi puan aldım. 455 aldım. Cumhuriyet Lisesi olabilir. Başka aklımda yok. Tercih işlemleri online yürütülecek. Öğrenciler e-Okul üzerinden istedikleri liseleri yazacak. Tercih sürecinde öğretmenler öğrencilere destek verecek. Okullarına tercih ederken, karar verirken okulun kadrosuna, evine yakınlığı, uzaklığına, servis imkanı olup olmadığına, okulun güvenli olup olmadığına, o okulun üniversiteye yerleştirme oranlarına, özellikle bunlara dikkat ederek karar vermelerini rica ediyoruz. Tercihler yapılırken yerel, merkezi sınav ve pansiyonlu olmak üzere 3 kategoride yapılabilecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aynı okul türünden yalnızca 3 okul seçebilecek. Tercihler başladı ama ben şu an daha kararsızım. Bilemiyorum nereye gideceğim hakkında. Peki istediğin puanı elde ettin mi? İstediğim puandan daha düşük bir puan elde ettim ama yerel seçimler diye bir şey varmış. O yüzden öyle seçim yapacağım. Okul puanlarım iyi olduğu için. Öğrenciler puanlı sisteme göre 10 tercih yapacak. Ayrıca 5 yerel 5 de pansiyon okul tercih edilebilecek. Sınava girmedim ama işte adrese göre tercih yapacakmışız. Uzmanlar uyarıyor. Çevreyi değil kendinizi düşünerek tercih yapın diyor. Öğretmenin, ailenin, anne babanın ya da arkadaşın yönlendirmesiyle değil, bizzat gidip, görüp ona göre karar vermeleri daha sağlıklı olur. Tercih süresi 16 Temmuz saat 17'de sona erecek. Sonuçlar 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Merhabalar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.